Yaprak toplamışım, pet şişelere basacağım. Şöyle. Ve tüm doğada, vahşi doğada yaprak topladım. Kocaman kocaman taze, doğal, vahşi doğada kendinden yetişmiş. Zirai yaprak falan değil yani. Zirai üzüm yaprağı falan değil. Bu yaprakla zirai üzüm yaprağı arasında çok fark vardır. Desen ki niye? Bu daha lezzetli. Bir de eşkimsi bir tadı var, çok güzel. Evet, şimdi bunları şişeye, pet şişeye bastıracağım. Su koymadan, tuz koymadan, sadece öyle kuru yaprağı basacağım bu pet şişeye. 2 sene de kalsa hiçbir şey olmuyor. Tazeliğini kuruyor. Sadece şu anda yeşildir. Bir süre sonra oraya koyduğum zaman bir süre sonra rengi değişir, öyle hafif. Kahve rengine dönüşür. Ne kahve ne yeşil, o şekilde yani. Ama 2 yıl boyunca hiçbir şey olmaz yani. Sinekler tat vermiyor ya. Böyle deste deste bırakıyorum buraya. Sonra işte
pet şişelere basacağım. Kuyrukları çok fazla uzun olanlar da böyle. Misine makasına kesiyorum böyle. Pet şişeye yaklaşık 700 yaprak alıyor. Şu çubuğun ucunu bile güzelce kesmişim yaprağı yırtılmasın diye. Böyle iyice bastırıyorum. Daha fazla sıkıca kapattıktan sonra isterse 2 yıl kalsın, hiçbir şey olmaz. Kapağı da yeterli gelir aslında. Ben daha sağlam olsun diye, hava almasın diye o boya işlerine kullandıkları kağıt bant vardır ya, ondan üstüne bile yapıştırıyorum da hiç nefes hava almasın diye. Böyle daha sağlam olur. Evet. Bitirdik nihayet.